Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde kutu açacağız. Pek açmıyoruz ama evet. Konsolları açıyoruz genelde. Bizde adet oldu. Ya onlar böyle kutulu geliyor. Aksesuarları evet. Falan var çünkü. Hani açmaya değer bir şey. Bir de bu şimdi Xbox One X Scorpio evet. Edition. Özel bir şey. O yüzden elimize geçti. Nihayet biz geldi, de kutusunun evet. içine bakalım dedik. Sana... Hakikaten açılmadı. Evet. Şu aralar ben görüyorlar. Bizde öyle olmaz. Yanlış. Yanlış şeyler olmaz. Açacağız. Şöyle iki tane bant evet, var. Umarım bitti. İçinden sürpriz bir şey çıkmaz. İnşallah çıkar. Şimdi. Ha, burada da bantlar var. Burada da orayı bantlar da varmış. Onu da ben açayım. Bu şimdi Xbox One X'in Türkiye'de de satışa sunulan kutusu. Yani bu özel evet. basın kutusu falan değil. Daha önce görmüşlerdir internette belki bir basına yurt dışında giden kutular. Bu öyle bir şey değil. Satın alacakları kutu. Şimdi tam olarak. Bir defa şunlar çıktı. Nasıl evet. yapalım? Şunu da alalım. Tamam. Çekince gelecek herhalde. Evet. Cihazın kendisi. Şey var. Garanti işte var. Manuel. Türkçe garanti kılavuzu. Bu da kablo kutusu belli ki. Tamam. Açalım. Şunu kenara koyayım. Şimdi HDMI kablosu. Şimdi bu cihazlarda HDMI kablosu önemli. Çünkü bu 4K... Hmm. 60 FPS destekli kablo. Şimdi tabii. herkesin elindeki kablolar buna uygun değil. 4K kaldırsa bile 60 Hz'i kaldırmayabiliyor. Doğru. Dolayısıyla böyle 4K cihazların yanlarından çıkan HDMI kablosunu değerli ben oluyor. Önem veriyorum. Bu öyle bir kablo. Hatta ben açıkçası böyle kablo, elimdeki eski kablolarla karışmasın diye küçük bir etiket yapıştırıyorum ki belli olsun diye. Abi, sana bir şey diyeyim mi? Biz çok sorun yaşıyoruz. Satıcısı bilmiyor. Gidiyorsun çarşıya satıcı yok, bilmiyor. Yok çarşıda alma şansın yok. Bu dediğim yüksek standarttaki DisplayPort kabloları için de geçerli. O yüzden bu kablo hani HDMI kablosu deyip kenara atmayın. Ya da PlayStation'da da söylemiştik. Var olan Xbox'ın kablosunu takarım kullanırım diye düşünmeyin. Hmm. Bunun kendi kablosu önemli. 4K evet. HDR 60 Hz alabilmek için. Doğru. Bunu kullanacaksınız. Eski kabloyu sökeceksiniz. Şu ayak dikine durabilmesi için konsolun. Bildiğim kadarıyla bu normal Xbox One X'ten çıkmayacak. Hı hı. Bu Scorpio'dan çıkıyor. Dikine durmasını sağlayan bir ayak. Eğer dikine kullanır mısın bilmiyorum. İstersen işte o imkan sağlanmış. Asıl cihazın kendisi tabii önemli. Bu güç kablosu herhalde. Bakalım. Eskiden çok basit bir... Ha bu güç kablosu dediğim şey kontrolcüymüş. Bu yeni kontrolcü tabii ki. Hı-hı. Evet. Eskiden bu konsollarla birlikte basit de olsa bir kulaklık mikrofon seti verilirdi. Bunu sana vereyim abi. Artık o yok. Şimdi... One X gördüğün gibi... Şimdi bize One S hiç gelmedi evet. ama karşılaştırınca şekli buna çok benziyor. Matematik olarak hacmini hesapladığında bu One S'ten de küçük. Hı hı. En küçük Xbox. Ama fiziksel olarak yan yana koyduğunda, üst üste koyduğunda falan One S'in daha küçük olduğunu falan düşünebilirsin. Ya öyle bir şey, ya bunun şöyle bir çıkması var ya yana doğru, ha, evet. One S'te o yok falan. Ama bunun şu kalınlık ya da artık derinlik mi ne, nasıl demek istersin. Bu One X'te o daha ince. Hmm. Dolayısıyla hani hacim olarak bu en küçük Xbox. En güçlü Xbox olmasına rağmen evet. en küçük Xbox. Artık tabii One S'ten itibaren ayrı adaptör derdi yok. Xbox'ın en zayıf noktalarından biriydi. Çok büyük, çok ağır bir adaptörü vardı. Evet. 360'da da öyleydi. Artık yok. Bunun da içinde. Şimdi bayağı ağır görüyorsun. Hmm, ağır. Çünkü bunun içinde işte o adaptör de içine girdi. Artı bunun içinde bayağı büyük bir soğutucu var. O vapor chamber hmm. teknolojisiyle çalışan. Bellekleri de soğutuyor gördüğüm kadarıyla. O da işte bu ağırlığı sağlıyor. Görüyorsun hani şey slot oldu. Hmm, evet. Optik sürücü artık slot oldu. Önde bir USB portu var. Hmm. Şeyler... dokunmatikten kurtulduk mu? Şurada tuşları görüyorum. Evet, açma kapama mı o? Bakalım üstüne yazmamış. Çünkü dokunmatikler her zaman temizlik yaparken, cihazı tutup da bir yerden bir yere götürürken falan sorun oluyor. Hmm. PlayStation 4 Pro'da dokunmatikler kalkmıştı. Evet. Burada da öyle gözüküyor. Ya bilmiyorum, şekil olarak hele
One S değil de ilk Xbox One'ı düşünürsen muazzam ilerleme var. Yani hacim neredeyse, atıyorum kafadan şimdi ama, neredeyse yarıya inmiş durumda. Evet. Tasarım çok daha güzel, çok daha şık, kabul edilir bir tasarım. Güç kaynağı içine girmiş. Bunun bir özelliği, Kinect bağlantısı yok. Kinect de artık tamamıyla ölüyor. Hani şeyi alsam bile gözü, artık onun portu yok. HDMI girişi hala var. Evet. O biraz kafa karıştırıyor. Çoğu kişi tabii girişe takıyor falan. İki tane USB'miz burada var. Evet. Optik ses çıkışı. Ethernet'i güç bağlantısıyla gerekli bütün portları var. Evet. Bu da kol. Tabii şimdi bu Scorpio Edition'da işte burada Scorpio Edition yazıyor. Bunun dışında hani Scorpio Edition olanlar ilk çıkanlar. Daha sonra hani bunun Scorpio Edition olmayanı piyasaya gelecek. Hardware'ı farklı olmayacak. 1 terabayt diski var. Ben onu 2 isterdim. One S ilk çıktığında 2 terabayt da çıkmıştı. İlk çıkan işte özel seri falan diye. Keşke 2 ile çıksaydı. Çünkü 1 terabayt bu konsollarda yetmiyor. Yani normal One'da bile yetmiyor. Hele One X'de hiç yetmeyecek. Çünkü oyunlar One X için ek texture falan çekiyor internetten. Hiç yetmeyecek. Ha tabii ki hani hiç yetmeyecek dediğim, tabii ki oynuyorsun. Ama 10 küsür tane oyunda yer kalmıyor diskte başka bir şey koymaya. Hı hı. Bir de çünkü buna işte video falan kaydedeceksin. Doğru. Ha neyse ki işte şey, artık konsollar harici disk desteğini kabul ettiler. Kendilerine hani entegre hale getirdiler. Mesela Xbox'ta da şey yapabiliyorsun artık. Videoları harici diske kaydet diye seçim yapabiliyorsun. Güzel. Deneyeceğiz, göreceğiz zaten onları da. Dediğim gibi şey çıkmamış. Keşke hani basit de olsa bir kulaklık mikrofon ikilisi çıksaydı. Çünkü tamam, oyun işini ciddiye alanların kendi kulaklığı mikrofonu vardır zaten de, yeni başlayanlar için evet, iyi olurdu. Şöyle bakıyorum, hızlı kurulum kitap şeyi vermiş, kağıdı vermiş, kitapçık demeyeyim de. Tamam. İçinden şeyi tanıtıyor. İşte Gold var, tanıtıyor. Şeyi haber, Game Pass'tan haber geliyor. Bir aylık Game Pass var. O Gold da herhalde bir süre için deneme sürümü. Zaten yeni account açınca konsoldan 15 gün mü bir ay mı ne veriyor olması lazım. Evet. Kurulumunda zaten bir sorun yaşamazsın işte. Elektriği takacaksın. Tabii. Çalışacak. bir şey yok, bir zorluğu yok. Dur bakayım. Burada elektrikte. Bir şey eksik diyordum. Kurulumda belki şey yapabilir. Hani bir şeyler download edecektir. Update'ler gelmiştir sistem olarak da herhalde. Mutlaka mutlaka. Yani bu konsollar internetsiz olacak gibi değil yani mutlaka. Oyunlar zaten şimdi öyle ki, bazı oyunlar özellikle One X için ek doku, daha detaylı yüksek çözünürlüklü dokular falan istiyor. Onlar internet deniliyor. Çünkü Blu-ray bile yetmiyor. Bu cihazlar Blu-ray ama Blu-ray bile yetmiyor şeye. Depolamaya. Dolayısıyla internetin olacak. Hatta şunu söyleyeyim. Güzel internetin olacak. Yani kotan bol olacak, hızın bol olacak. Şimdi ben bunun oyunlarını evden download ediyorum. Normal ADSL'le. Xbox One saatte 5-5,5 GB kadar download ediyor. Onun kendi istatistiklerinde gözüküyor. Bir oyun 10 saati geçiyor. Evet. 2 oyun falan, 3 oyun. Oyunlar da hep dalga dalga çıktıkları ya için bir anda 24 saatten fazla download etmen gerekiyor. Kota ayrıca dert. Tabii. Hız ayrı dert, kota ayrıca dert. Güzel bir bağlantın olacak. Ama işte Xbox One X 4K oyuna başlaman için gerekli her şeyi bu kutuda sunmuş. Siyah. Görüyorsun, bu da full siyah. Hani öyle iki renk falan yapmamışlar. Kabloları. Ne isterdim? İşte 2 terabayt isterdim diski. Çünkü kesinlikle ucuz bir konsol da değil. Bunu incelemesinde bunlara da gireceğiz. Şimdi sadece kutusundan çıkanları değerlendiriyoruz. Ucuz bir konsol değil. 2 terabayt olsa süper olurdu. 2 gamepad olsa yine süper olurdu. Ama hani bizim istediğimiz gibi olmuyor her şey. Doğru. Çalıştıracağız, bakacağız. Buna One'daki oyunları buna aktaracağız. Kimisini de sıfırdan buna indireceğiz. Ayrıca 4K televizyona HDR'la bağlayıp değerlendirmesini yapacağız. Peki zaten bu konuda hani sen yıllardır çok büyük bir tecrüben var Xbox konusunda. Bizzat kullanınca tabii ister istemez bilgi birikiyor. Aynen. Onların hepsi için incelemeyi beklesinler artık. Orada genel yorumlarımızı yaparız. Herhalde belki birden fazla şey yaparız. Herhalde.
ne getiriyor? Normal One'la ne, bana göre ne fark ettirdi? 4K televizyonun varsa nasıl olur, yoksa nasıl olur? Onların hepsini konuşacağız. Bakarız. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.